Bu videomuzda SQL Server veri tabanının kurulumundan bahsedeceğim. SQL Server veri tabanı tıpkı diğer veri tabanları gibi bazı bilgileri tutup gerektiğinde kullanmamızı sağlar. Örneğin diyelim ki bir sistemimiz var. Bu sisteme kullanıcılar üye olduğunda kullanıcı adları ve şifreleri bizim veri tabanımıza kaydedilecek. Gerektiğinde bu kullanıcı adı ve şifreleri kullanarak giriş yapabilecekler. Mantığı bu şekilde. Daha birçok veri bu şekilde veri tabanlarında tutulabiliyor. Detaylı olarak göstereceğim. Şu an SQL Server'ın kurulumundan bahsedeceğim. Açıklamaya linki bırakacağım. Burada ilk olarak SQL Server 2017'yi kurmamız gerekiyor. Buna tıkladığınızda size indirecek zaten. Burası açılacak. Buradan developer deyip indirebilirsiniz ücretsiz versiyonu. İndirdikten sonra böyle ilk olarak kurulum ekranı geliyor. Buradan isterseniz basic deyip rastgele hani rastgele değil de C diskine SQL Server'ı kurmasını sağlıyorsunuz. Custom derseniz istediğiniz yere kurmasını sağlıyorsunuz bu şekilde. Son seçenekte de önce SQL Server setup dosyalarını indirip sonrasında kurmak isterseniz bunu da yapabiliyorsunuz. Yani dosyaları indiriyor setup dosyasını. İstediğiniz zaman kendiniz kuruyorsunuz. Biz buradan custom deyip ilerliyoruz. Burada yüklemek istediğimiz klasörü seçiyoruz. Sonrasında kendisi indiriyor. İndirdikten sonra bu hani browse deyip seçtiğimiz konuma dosyalar yükleniyor. Buradan setup'a tıklayıp kurmamız gerekmekte. Setup'a tıkladığınızda bu ekran gelecek. Buradan ikinci seçeneği seçip şu sol taraftaki yeni SQL Server kurulumu isteyeceksiniz buradan. Tıkladıktan sonra böyle bir ekran gelecek. Burada siz developer olanı seçeceksiniz çünkü ücretsiz versiyonu. Bunu seçtikten sonra buradan şartları ve sözleşmeyi kabul edeceksiniz. Bunu da işaretleyip bu da güncellemeleri otomatik olarak kontrol edecek. SQL Server'a güncelleme geldiğinde kendisi otomatik olarak yapacak. Bunu işaretlerseniz. Sonrasında next dediğinizde kuracak bu şekilde. Herhangi bir hata alırsanız burada gözükecek zaten. Mesela burada Windows Firewall ile ilgili bir hata almış. Yani güvenlik duvarı ile ilgili bir hata almış. Burada hataları görebilirsiniz. Hata alırsanız. Sonrasında bu ekranda custom dediğimiz için neleri kuracağımızı seçeceğiz. Burada en üsttekini işaretleyeceksiniz. Next diyeceksiniz sonrasında. Kurulum konumu da yazıyor şurada gördüğümüz üzere. Kurduktan sonra burada size default instance'ı işaretlemenizi tavsiye ediyorum. Bu bizim veri tabanına bağlanırken kullanacağımız kısım. Yani default olarak MS SQL Server gelecek. Sonrasında buraları istediğiniz gibi veya bıraktığım linkteki gibi yapabilirsiniz. Bunların başlangıç şekilleri bunlar. Yani bilgisayar çalıştığında otomatik olarak SQL Server'ın çalışmasını istiyorsanız buradan otomatik yapabilirsiniz. Sonrasında burada biraz farklılık yapacağız. Üstteki seçeneği işaretleyin. Alttaki biraz daha yani sıkıntılı demeyeyim de farklı. Burada şifre ve kullanıcı belirtmeniz gerekiyor. Siz yukarıdan Windows Authentication modu seçerseniz otomatik olarak bağlanmayı sağlayacaksınız. Üstteki seçeneği seçin. Sonrasında burada nelerin kurulacağı filan gözükecek. Install dedikten sonra kurmaya başlayacak. Kurduktan sonra bu ekranda bakın ne diyor? Bilgisayarın yeniden başlatılması gerekiyor diyor. Bilgisayarınızı yeniden başlatın. Bunu kapatıp yeniden başlattıktan sonra MS SQL'i de kurmamız gerekecek. Yani
Burada Server Management Studio'yu kuracağız. Microsoft SQL Server Management Studio SSMS. Burada yine linki var. Linki açıp buradan indirebilirsiniz buna tıkladıktan sonra. İndirdikten sonra bu ekran gelecek. Install deyip ilerleyip kuracaksınız. Şu an kurulmuş oldu. Peki nereden açacağız? Az önce MS SQL dedim, affedersiniz. SSMS'ten açacağız. SSMS bizim arayüzümüz şeklinde düşünebilirsiniz. Yani bu ikinci kurduğumuz şey bizim arayüzümüz. Nasıl açıyoruz? Ben şuradan hemen açacağım. Burada bakın SQL Server Tools 18'in içinde SSMS gözüküyor. Bunu açtığımızda bizim bağlantı kısmımız gelecek. Burası açıldığında gördüğümüz üzere. Burada biz zaten kurarken Windows Authentication'ı seçmiştik. Burada sizin server name'inizi girmeniz gerekiyor. Dolu gelmez de boş gelirse nasıl yapacağız onu göstereceğim. Burası boş gelirse şunu yapmamız gerekiyor. İlk olarak hizmetlerden SQL Server'ın çalışıp çalışmadığını kontrol edelim. Çalıştırı açıyorum. Buradan servisleri yani hizmetleri açıyorum. Buradan SQL Server'a bakacağız. Burada bakın MS SQL Server çalışıyor durumda ve otomatik başlıyormuş. Çalışmıyorsa bunu otomatik hale getirip çalıştırın. Sonrasında şunu yapacağız. Tekrardan şu Tools klasörüne geliyorum. Burada değilmiş. Üsttekine geliyorum. SQL Server'a geliyorum. Configuration Manager var. Tıklıyorum, açıyorum. Burada zaten bakın çalışıyor. Çalıştığı gözüküyor. Çalışmıyorsa buradan da çalıştırın. Sonrasında özellik diyorum. Özellikler diyorum. MS SQL olana, diğerleri değil bakın. Bu MS SQL yazana özelliklere tıklıyorum. Gelip buradan servis kısmından host name'i kopyalayın. Host name'i kopyaladıktan sonra buraya yapıştırın. Burası artık çalışır hale gelecektir. Connect diyeceğim. Connect dediğimde bakın bağlandı. Güncelleme varmış bende de zaten. Burada database kısmını kullanacağız. Database'ler veri tabanları zaten kelime anlamı olarak. Burada bakın benim veri tabanlarım bulunuyor. Buraya veri tabanı eklemeyi, veri tabanlarını düzenlemeyi bundan sonraki videoda göstereceğim. İzlediğiniz için teşekkürler.